Sevgili izleyiciler, 1 Mayıs'ı kutluyoruz ama kutlamaya da tam başlayamadık. Niye başlayamadık? Gözaltı haberleri geliyor İstanbul'dan. CHP ilçe başkanlığı önünde, Beşiktaş ilçe başkanlığı önünde bir gerilim var. Orada toplananlara polis dağılın uyarısı yapmıştı. Sabah 7.30'da yayınımızı açtığımızda ifade ettik sizlere. Bir bakalım durum ne orada? Cüneyt Akman bizlerle birlikte. Cüneyt, ne durumda şimdi orası? Dağılın uyarısından sonra gözaltılar olduğu yönünde haberler var. Neler söyleyebilirsin? Evet, şimdi burada aslında gergin bir bekleyiş var. Ali Gökçek, CHP Gençlik İl Başkanı, buradaki arkadaşların verdiği bilgiye göre, bekleyen insanların verdiği bilgiye göre, evet, gözaltına alındı. CHP'nin burada bir otobüsü de vardı. Bu otobüsü de çekmeye çalıştılar ve daha sonra çekiciyle yani, daha sonra CHP'nin kendisinin de kabulüyle otobüs şimdi CHP il merkezi, ilçe merkezinin hemen yanına kenara doğru çekildi. Tam karşıda, ki aslında belki bir müddet sonra Skype ile de bağlanırsanız göstermek de mümkün. Burada Tomalar Barbaros Bulvarı'na doğru yüzünü çevirmiş vaziyette duruyor. Şu an için herhangi bir uyarı şu an için yapılmıyor. Daha önce yapıldı. Çok sayıda polis var. Kalkanlı polisler hakeza buradalar. Karşısında da epeyce bir basın grubu insanlar ve bekleyen kişiler var. Cüneyt, şu anda gözaltı ile ilgili fotoğrafı getiriyoruz ekranlara. İsmi tekrar edebilir misin? Ali Gökçek olduğunu söylüyorlar buradan. CHP Gençlik İl Başkanı diye ifade etti buradaki CHP'li arkadaşlar. Evet. Şu anda söylenilen bu. Bunun dışında bir gözaltıdan henüz bahsedilmiyor. Yani hala gözaltında olan. Onun dışında burada belli bir kalabalık var. Kalabalık birikiyor. Karşısında da yolu kapamış olan, yani Barbaros'tan Kabataş istikametine doğru gidişi kapamış olan polis kuvvetleri var. Tam İstanbul'u bilenler bilir. Barbaros Türbesi civarında kapanmış vaziyette. Bütün yollarda da İstanbul'un genelindeki gibi gerçekten kuvvetli bir polis kordonu ve polis gruplarının yerleşmesi söz konusu. Şimdiki halde karşılıklı bir bekleyiş var. Buradaki durum şu anda böyle. Şu anda herhangi bir şey yok. İnsanların çoğu işte kafalarında baretler, gözlerinde gözlükler. Hazırlıklı bir şekilde. Evet, hazırlıklı bir şekilde bekliyorlar. Evet, basının da epeyce ilgisi var burada. Yani tam karşımda da işte malum Toma ışıkları yanarak yüzünü de bize çevirmiş vaziyette duruyor. Şimdiki halde durum bu. Evet Cüneyt, irtibatta olalım. Sana görüntülü çağrı da attık ama sağlayamadık. Bir dahaki görüşmemizde görüntülü çağrıyla ekranlarda da olsun, sağlayacağın görüntüler, anlatımların. Birazdan tekrar bağlanalım, son durumu alalım senden. Olur, tamam. Evet, bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Nasıl kutluyoruz pek anlayamadık. Yaşar Seyman bizlerle birlikte, sendikacı, yazar aynı zamanda. 1 Mayıs İşçi bayramınız kutlu olsun diyelim, söze teşekkür böyle başlayalım. Edelim. Değil mi? Herkesin, bizim ve bütün dünya işçi sınıfına selam olsun. Evet, gereği gibi kutlanabilse ama, keşke. Evet, ne yazık ki yıllardır biz hiç bunu yaşamadık. Çok az böyle gönlümüzce 1 Mayıs'lar kutladık. Bu Türkiye'de yaratılan bir şey oluyor ve bütün dünya bizi anlamakta gerçekten çok zorlanıyor. Niye böyle oluyor diye, değil mi? Evet, yani bu bayram adı üstünde bayramlar böyle mi oluyor? Bu Taksim hassasiyetini Anadolu niye bağlıyorsunuz? Bunu çok anlamsız buluyorum. Taksim işçi sınıfı için çok önemli. Yani Taksim meydanı aslında bence emeğin bayram yeri. Yani 2010'da biliyorsunuz yasal bayram olmuştu 1 Mayıs. 2010'da çok gönül rahatlığıyla kutlandı. Bir şölen de adeta inanılmaz bir güzellikteydi. Yani müdahale edilmezse her şey son derece güzel olur. Dünyada da böyle kutlanıyor. Adı üstünde bayram. Yani biz Anadolu topraklarında herhangi bir bayramı böyle mi kutluyoruz? Ama 1 Mayıs gelmeden yıllarca ta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden bir şey. Özellikle Cumhuriyet döneminde 1 Mayıs gelmeden önce gözaltılar, korkular,
İnsanları 28 Nisan'da 27'sine toplamaya başlıyorlarmış. 2 Nisan sabaha bırakıyorlarmış ansızın. Evet. Yani hep böyle çok 1 da... Mayıs bir korku masalı. Ne önce kadar bir yalan yıllar masalı. Öncesini hatırlatıyor demek ki şu an yaşadıklarımız onca zaman sonra. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yani inanılır gibi değil. Bir korku masalı. Önce bir yalan masalıydı biliyorsunuz. Bahar bayramı olarak kutlandı yıllarca Türkiye'de. Evet. Sonra yasal bayram oldu. Adı üstünde bu, yani öyle durup dururken bayram yapılmış bir gün değil. 14 saatlik çalışma saatlerinden 8 saatlik istemle başlayan, 1886'larda başlayan, 1887'de... Bir mücadelenin simgesi elbette, aslında. Bir mücadelede kazancın simgesi daha tabii, doğrusu değil mi? Tabii 87'de işçi liderlerinin idam edilmesi. Ve ardında ne yazık ki yaşamımıza adadığımız iki gün var benim için, özellikle de 8 Mart ve 1 Mayıs. İkisinde de çok büyük bedeller var. İkisinde ana vatanı Amerika. İnanılır gibi değil. Ve 87'de işçi liderleri idam ediliyor. Ve o nedenle dikkat ederseniz evrensel bir bayram ve bütün dünyada birlik, mücadele ve dayanışma. Şimdi birlik, İlk mücadele, sözcük, dayanışma birlikte. Evet deyince... Ama bugün bakıyoruz ki işte bazı sendikalar Tandoğan'da, bazısı Sıhhiye'de, birileri Kızılay'a geleceğim diyor, öbürü Taksim'de, birisi Kadıköy'de. Evet. Birlik, mücadele ve dayanışma günü mü sizce bugün? Ama ne olursa olsun bence her yer Taksim olacak bugün. Her yer Taksim, her yer direniş olacak. Bu bölünmeyi bütün neye alanlar, bağlıyorsunuz? Niye ayrıldı sendikalar? Bu bölünmeyi çok doğru, kuşkusuz bulmuyorum. Bu tabii örgütler içerisindeki bir tartışma. Hı hı. Biz örgütlü yapıdan geldiğimiz için örgütlerin aldığı kararı tartışmak örgütlü yapıların bireylerine çok yakışmaz. Ama hı hı. kendi içinde tartışılacak bir konu. Bunu çok Ama doğru bulmuyorum. Ama kişisel olarak sizce Taksim kişisel galiba bayramın olarak doğru bulmuyorum. Yeri. Bütün ülkenin bütün alanlarında elbette kutlanmalı. Ama yığınsal ve kitlesel elbette Taksim'de kutlanmalı. Hatta benim yıllardır yazıyorum ve söylüyorum. 77'nin anısına Taksim'e bir emek anıtının dikilmesi. Bu ne kadar anlamlı olur? Yani biz kaybettiğimiz işçileri anmaktan bu kadar mı yoksunuz? Bu şeye benziyor. Biraz önce söylediniz ya, bütün yollar kapanmış, hı hı. Taşıtlar önüne barikatlar çekilmiş. Hani şeye benziyor bu tam. Geçen iki gün önce Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi ya. Türkiye'de gazeteciler başbakana soru soramayınca Alman Cumhurbaşkanı soru sordu. Ben de iyi bir röportajcıymış dedim. Bu da ona benziyor. Her tarafı kapatın. İşte deniz yolunu, kara yolunu, bütün yolları, metroları. Ondan sonra işçiler bayram yapacak. Böyle inanılır gibi değil. Yani neden, niçin yasak ediliyor? Bu iktidar döneminde 2010'da biz 1 Mayıs'ı yasal bayram olarak biliyorsunuz Taksim'de kutladık. Taksim'de şarkılar, türküler, bütün dünya görüşleri, halklar, inançlar, o kadar inanılmaz bir panoramaydı ve bütün dünyada gördü. Hiçbir olay da olmadı. Ama Türkiye'de hak istemek, işte başbakandan tutun İstanbul valisine ve İçişleri Bakanına değin, bunlar marjinal gruplar oluyor. Evet, hak isteyince marjinal oluyorsunuz. Hak isteyen marjinal değil. İşte ben de hak isteyen marjinal bir kadınım. Sıcak gelişmeyi söyleyelim. Gözaltına alındığı ifade edilen Ali Gökçek, CHP'li Ali Gökçek'in serbest bırakıldığı belirtiliyor. Şimdi ne oldu? Onu tekrar verelim. Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde CHP'liler buluşmaya başlamıştı. Polis dağılın uyarısı yaptı. Barbaros Bulvarı girişinde bulunan CHP otobüsü polis tarafından çekilmek istendi. Ancak oturma eylemi yapanlar buna engel oldular. Ve polisin otobüsü çektiği halat koptu. Ardından gözaltı yaşandı, ifade edildi az evvel. Cüneyt bize aktardı. Şimdi serbest bırakıldığı beyan ediliyor. Ve CHP'ye bir müdahale olduğunu buradan görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer İşçi Bayramı'nı kutlamak üzere toplanmaya çalışırken müdahaleye maruz kaldılar. Cüneyt de ifade etti, kasklarıyla, maskeleriyle insanlar hazırlıklı bekliyorlar. Evet. Daha sabahın 8'i. Yani bu saatte bayramı kutlatmamak için insanların toplanmasına engel olmaya çalışıldığını gözlüyoruz. Bu nasıl bir fotoğraf? Türkiye fotoğrafına baktığınızda. Bu birkaç gün önceden hazırlandı bu. Korku İmparatorluğu kuruluyor. Yüreklere korku bağdaş kuruyor. Biz öğrenciyken de, sendikacıyken de hep şu sorularla karşılaştık. Çocuklarımız hep korkuyla şunu, yarın 1 Mayıs anne ne olacak? Yarın 1 Mayıs hala ne olacak? Yarın 1 Mayıs baba ne olacak? Böyle bir korkuyla bugünlere geldik. Hala 21. yüzyılda işçinin bayramını kutlamaması inanılır gibi değil.
Gerçekten çok komik. Yani akıl alır gibi değil. Neden Taksim'e bu kadar takmış durumdalar anlamıyorum. Taksim'de her türlü etkinlik yapılıyor. Dinletiler yapılıyor, futbol kutlamaları yapılıyor. Hatta işte inançsal kutlamalar yapılıyor. Yani Taksim korkusu, bir kere şunu anlamak çok zor. Bütün dünyada ülkelerin nabzı meydanlarda atar. Meydanlar halkındır ve meydanların yasaklanması anlaşılabilir bir şey değil. Evet. Yani meydanlar halkın değil mi? Yani Kızılay Meydanı, işte bugün diyelim ki Sığıye, Tandoğan, her iki meydanda bizim. Ona da gideriz, ona da gideriz. Yani meydanların yasaklanması düşünülebilir mi? Kaldı ki işçi sınıfının çok büyük sorunları var Semra Hanım. İnanılmaz sorunları var. Ama bunları belki konuşamıyoruz bayram günü sorunlarımızı bile konuşamıyoruz. Elbette konuşamıyoruz. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar da sürekli bir şeyler konuşuyoruz. Biz sıcak gelişmeler evet. olduğu için ekranı da konuştuklarımızı da takip tabii. edersek birbirimizi tabii. takip edersek elbette. Böyle müdahaleler de fazla olan müdahalelerin dışında başka şeylerde yayını kesmemiş oluruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözaltına alınan ilçe görevlisinin Ali Gökçe'nin serbest bırakıldığını ifade ettik. Sadece sendikalar değil, görüldüğü üzere bu bayramı kutlamak isteyen partiler, siyasi partiler de müdahaleye maruz kalıyor. Tekrar döneceğiz buraya. Bu arada bir Makbule'ye bakalım. Makbule'de yanlış hatırlamıyorsam Şişli'de. Makbule, seni dinleyelim şimdi. Senin bulunduğun bölgede durum ne acaba? Evet, Makbule'yi görelim. Evet, Makbule, senin bulunduğun bölgedeki durum ne? Ne aktarabilirsin bize? Semra Topçu. Öncelikle işçi bayramın kutlu olsun. Evet, Şişli'deyiz şu anda. Biz DİS Genel... Teşekkürler. Biz de sizin ve izleyicilerimizin, tüm emekçilerin işçi bayramını kutlayalım, emek gününü kutlayalım. Şişli'deyiz biz şu anda. DİS Genel Merkezi'nin önündeyiz. Semra Topçu, buraya gelirken oldukça zorlandık diyebiliriz. Çünkü Mecidiyeköy'den itibaren, İstanbul'u bilenler için söyleyelim, yaya trafiği dahi durdurulmuş durumda. Biz de zorlukla geçtik. Hiçbir şekilde araçla geçmemize izin vermediler. Çantalarımız aranarak, basın mensubu olduğumuzu söylememize rağmen, kartlarımızı göstermemize rağmen çantalarımız aranarak o ablukadan ancak DİS Genel Merkezi'ne ulaşabildik. Şu anda Şişli'de DİS Genel Merkezi'nin bulunduğu çevrede bir daire içinde bir abluka oluşturulmuş durumda. Çok sayıda TOMA ve çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi polislerle birlikte barikatlar oluşturmuş durumda Şişli'deki ara sokaklarda. Vatandaşların hiçbir şekilde geçmesine izin verilmiyor ve yaya olarak geçmek isteyen vatandaşlara bu noktadan geçemeyecekleri söyleniyor. Bazı vatandaşların tepkisi oldu. Neydi bu tepki? Madem sıkı yönetim var, sokağa çıkma yasağı var deseydiniz çıkmasaydık şeklinde tepkileri oldu vatandaşların. Ancak hiçbir şekilde polis yaya geçişine izin vermiyor. DİS Genel Merkezi'nin önünde saat 10 sularında buradan yürüyüş başlaması bekleniyor. Ancak DİS Genel Merkezi'nin bulunduğu kısımda Şişli'de, Halaskar Gazi Caddesi'nde ve Abide-i Hürriyet Caddesi'nde her yer Çevik Kuvvet ekipleri ve tomalarla çevrilmiş durumda. Ancak DİSK'te, sendikalarda 1 Mayıs'ı Taksim'de hem kutlamak hem de anmak isteyen, 77'de hayatını kaybedenleri anmak isteyen sendikacılarda 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkma konusunda kararlı. Ancak günlerdir devam eden yoğun önlemler bugün de sürüyor. Biz de buradaki gelişmeleri ve yürüyüşün başlamasını bekliyoruz Semra Topçu. Makbule, şu anda toparlandıklarını anlıyoruz. İşçilerin hala buluşmaya çalıştıklarını anlıyoruz ama bariyerler var diyorsun değil mi? Yani yürüyüşe izin verilmeyecek mi? Onu mu anlayalım? Direne kazanacağız. Evet. Yürüyüşe izin verilmeyecek. Şu anda Şişli'den giriş çıkışa bile izin verilmiyor diyebiliriz adeta. Çünkü girişte de yaya vatandaşlar, sivil vatandaşlar giremiyorlar. Basın mensubu olarak biz girmekte hakikaten zorlandık. Burada bulunan vatandaşların dünden bu yana, dün gece geç saatlerden itibaren diskin önünde toplanmaya başlayanlar vardı, nöbet tutanlar vardı. Bir soralım mı ne zaman gelmişler? Şişli'den onlar dün akşamdan bu yana erken saatlerden itibaren diskin önünde toplanmaya çalışanlar. Tabii ki. Biraz röportaj yapalım. Merhabalar.
var. Bayramınızı kutlamak istiyorum ama bu koşullarda bayramınızı kutlamak nasıl olur bilemiyorum. Ne zamandan bu yana buradasınız? Yürüyüşünüz ne zaman başlayacak ve neler yaşadınız buraya gelene kadar? Biz grafikçiler olarak 81 gündür zaten direnişteyiz. Dün geceden beri de hazırlıklarımızı tamamladık ve Taksim yürüyüşü için hazırlandık. Bugün elbette ki işçi sınıfının yalnızca bayram değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma ve mücadele günü. Biz taleplerimiz doğrultusunda sermayenin bize yönetmiş olduğu saldırılara karşı mücadelemizi yürütmek için buradayız. Birliğimizi, sınıf dayanışmamızı sağlayarak, Taksim'e yürüyerek taleplerimizi dile getireceğiz. Dün akşamdan bu yana siz burada mısınız? Evet, biz gerçi 10-15 gündür buradayız, DİS'teyiz direniş işçiler olarak. Ama 1 Mayıs hazırlıkları dün akşamdan beri burada kalarak işçiler hazırlıklarını yaptılar. Bütün baskılara, engellemelere rağmen işçi sınıfı bu onurlu gününde onurluca mücadelesini verecek ve Taksim'i mutlaka kazanacaktır. Peki Şişli etrafında ciddi bir abluka var, giriş çıkışlar konusunda özellikle. Biz de girişte çok zorluk yaşadık. Dışarıda kalan, şu anda buraya ulaşmaya çalışan arkadaşlarınız var mı? Bu konuda bilginiz var mı? Evet var. Şu an bizim oluşturmuş olduğumuz direnişçiler platformunda sadece grafikçiler olarak buradayız. Kazova, Feniş ve Karşı Gazetesi'nden arkadaşlarımız halen buraya ulaşamadılar. Çünkü buraya ulaşımı bütün yolları kapatmışlar. Her tarafı barikatlarla örmüşler. Ama arkadaşlarımız ne şart olursa olsun mutlaka buraya ulaşacaklardır. Ama dediğim gibi ulaşım da başta olmak üzere bütün sokaklar bariyerlerle, polislerle kapatılmış durumda şu an. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum size. Evet Makbule, olağanüstü hal. Kadın emekçilere doğru ilerlemek istiyorum aslında. Ne kadar? Evet Semra adeta olağanüstü bir hal var. Dünden böyle Taksim'de yoğun önlemler alınıyordu ama bu sabah itibariyle özellikle diske ulaşan noktalarda Şişli'de, Mecidiyeköy'de, Harbiye yönünde inanılmaz bir abluka var. Polis ablukası var. Makbule sana dönelim. Ne zamandan böyle buradasınız? Girişte zorluklar yaşadınız ve dışarıda kalanlar var mı şu anda bu ablukanın dışında? Dün akşamdan beridir buradaydık. Bu ablukaya olacağını bildiğimiz için önceden tedbirlerimizi almış olduk ve bugün de buradayız. Evet Semra Topçu, sana dönelim Makbule. Altta diyebiliriz DİSK Genel Merkezi'nin etrafı. Tomalar ve Çevik Kuvvet ekipleri giriş çıkışta zorluk yaşanıyor. Biz de takip etmeye devam ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz Makbule. Ayşenur Aslan telefon attığımızda, gazeteci Ayşenur Aslan da şu anda olağanüstü halin tanıklarından birisi İstanbul'daki. Merhabalar, günaydın, işçi bayramınız kutlu olsun. Günaydın. Kutlu olsun. Tabii de nasıl kutlanacak bilmiyorum. Sıkıntı bu. Az önce olağanüstü hal dediniz. Hakikaten olağanüstü hal yaşanıyor. Daha doğrusu sıkı yönetim var İstanbul'da. Şu aradan gidelim. Sen Halk TV'ye ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada onun için yol değiştirme çabalarıma tanık olacaksınız telefonda. Zira yasaklı listesinde olmamasına rağmen, yani İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun açıkladığı listede yer almamasına rağmen Barbaros Bulvarı'nı da kapatmışlar. Trafiğe şu anda gerçekten Halk TV'nin bulunduğu yere gidebilmek için cambazlık yapıyoruz. Taksideyim şu anda. Genç arkadaşımla birlikte cambazlık yapıyoruz. İstanbul'da risk yönetim hali yaşanıyor. Darbe dönemi değil, askeri dönem değil, hiçbir şey değil güya. Bunu paylaşmak istedim. Herkes evinde otursun isteniyor ama bana sorarsanız herkes bir yerlere bayram kutlamaya giderse çok iyi olur. Evet, her şeye rağmen diyorsunuz ki bayram kutlanmalı, kutlansın diyorsunuz. Evet, her şeye rağmen. Evet, hakikaten bir eziyet yaşanıyor. Ayşenur Aslan da yaşadığını aktardı. Listenin dışındaki yollarda bile sıkıntı var şu anda. Evet, Barbaros Bulvarı'nda düşünün. Neyse bakalım, gitmeye çalışacağız, gideceğiz. Kolay gelsin size. Sevgiler, sağ olun. Evet Yaşar Hanım, ne diyelim, bu Kenan Şimdi Evren bu döneminde bile yaşanmadı hayır, dediniz. Darbe döneminde böyle şeyler yaşamadık gerçekten. Darbe döneminde bile yaşamadık. Biraz önce dikkat ederseniz DİSK öne çıkmış ya. Çok şükür başarmış. Daha önce DİSK'i binadan çıkarmadan içeriye biber gazı, tazyikli su. Geçen yıl değil mi? Ondan sonraki. 2010'un dışındaki bütün yıllar hemen hemen böyle. Yani kazancı yokuşunu anmak için karanfil bırakmaya bile barikatları aşıp giremedik. Ben sendika kartımı gösterdim polise. Kardeşim yol ver, niye ben senin kardeşin oluyorum dedi.
tuhaflığa bakar evet. mısınız? Şu an CHP otobüsünü şimdi, çekmeye çalışırken yaşanan görüntüler. Bu demokratik ve hukuk devletinde olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi gitmeyip de ne yapacak? Elbette Halkın Partisi. Emek ağırlıklı bir program duyarlılık olan bir göstermiş, parti. Duyarlılık göstermiş, gitmek elbette istiyor. Elbette gidecek. Hayır ki işçileri var, oy verenleri var. İnanılır gibi mi? Evet, bu görüntüler. Savaş görüntüleri. Bayram değil de savaş görüntüleri. Evet, daha sabah erken ve bilinçli olarak bu yapılıyor. Bilinçli olarak görülüyor. Yapılıyor. Evet. Evet, CHP otobüsü alınmak evet. istendi, çekilmek istendi. Bunun üzerine CHP'liler oturma eylemi yaptılar. Oğuzkan Salıcı'yı görüyoruz oturuyorlar. Evet. Hepsini, çekicinin önünde oturuyorlar. Evet. Polise karşı pasif direniş gösteriyorlar. Evet. Evet, Oğuzkan Salıcı İstanbul İl Başkanı'nı görüyorum. Alamazsın diyorlar, o sesleri duyuyoruz. Hakikaten kesinlikle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Adeta savaş görüntüleri. Değil, Ayşenur Aslan da dikkati çekti. Sadece evet. olağanüstü hali. Cambazlık yapıyoruz ya, televizyona gitmek için bile. Haber verme özgürlüğü yok. Demokratik hukuk devletinde böyle şeyler olabilir mi? Evet, bu da bayrama gitmek isteyen otobüsün evet. çekilme görüntüleri. Otobüsü almak istiyorlar, çekmek evet. istiyorlar. Yani şey, ulaşım özgürlüğünün dışında bayram kutlama özgürlüğü yok. Yurttaş olarak da özgürlüklerimiz var, anayasada haklarımız var. O hakları bile yaşayamıyoruz. Taşıt yasak, yaya yasak. Yani herkesi eve hapsetmek. Kim bayramı kutlayacak? Bayram işçileri. Evet, bu görüntüler az evvel yaşandı sevgili evet. izleyiciler. O zaman tomaların bayramı olsun. Ama işçiler kararlı. Hürriyet gazetesi zaten girmişti. 1 Mayıs polis bayramı diye. Evet. Polisler de emekçi ama onlar henüz emekçi olduğunun bilincinde değiller. Yani bütün emekçilerin bayramı dünyadaki. O günlerin de gelmesini diliyorum. İnşallah. Ben dünyanın başka ülkelerinde de 1 Mayıs'lara katıldım. Polislerle, askerlerle, onların hepsi sendikalı. Yürüdük ve böyle bir şölen havasında insanlar çocuklarını almışlar. En güzel giysilerini giymişler. Arzu ettiğimiz Türkiye'de de bunların olması tabii. Bunların değil. Yani bu görüntülerin değil. Bu görüntüler. Bu görüntülerin elbette değil. Bayrama da yakışmıyor, Türkiye'ye de yakışmıyor. Olağanüstü hal, sıkı yönetim. 12 yani Eylül döneminde bile bunlar yaşanmadı diyorsunuz siz. Kesinlikle yaşanmadı. Çok yıllarım bu alanlarda geçti Türkiye'de. Yani bu şu demek oluyor, darbe geçti. Döneminden bile daha beter bir dönem daha yaşıyoruz. Daha beter bir dönem yaşıyoruz. Aynen öyle. Evet. Ya birçok olaylı mitinglerde bulundum ben. 96 Kadıköy mitinginde biliyorsunuz daha miting başlamadan 3 kişi öldürüldü. Uzunca bir süre Kadıköy'de kapatıldı. Taksim'de böyle bir Taksim konusunda bir fobi var ya, inanılır gibi değil. Yani meydanları tekrar tekrar aynı tümcenin altını çizmek istiyorum. Meydanlar halkındır. Yani bir kentte yaşayan halkındır, yurttaşlarındır meydanlar. Ama işte meydanlar öyle değil demek ki. Meydanlar yasaklanabilir mi? Olur mu böyle bir öyle şey? Öyle değil demek kendileri ki. Kendileri hiç. Evet öyle değil, öyle olmadığını dünya görüyor ve çok üzülüyorum. Sendikal toplantılarda diyorlar ki inanılır gibi değil. Siz neden bayramı öyle yaşıyorsunuz? Yani işçi sınıfı dağlar kadar sorunları var, sorunlarını bile konuşamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada bir de Taksim'e bakalım. Taksim'de durum neymiş? Can Coşkun telefon attığımızda muhabirimiz. Can da Taksim'de. Can, beni duyabiliyor musun? Evet, Emrah Topçu, duyabiliyorum. Nedir Taksim'deki durum nedir? Bize aktarır mısın? Orada neler yaşanıyor? Evet, bizler aktif ekip olarak az önce meydana giriş yaptık. Basın mensuplarının olduğu yerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 9 itibariyle de buradan görüntülü aktarım yapmaya başlayacağız ama şimdilik telefonla buradaki manzarayı biraz olsun anlatmak istiyorum. Zira çok trajik, komik görüntüler var burada. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'la ilgili tek şey... Beyoğlu Belediye Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın 1 Mayıs kutlu olsun pankartı var. Ancak alanda asılı olarak duruyor. Hemen altında burada Toma var, polisler var, diğer tarafta akrepler var. 1 Mayıs pankartın altında olmaması gereken neredeyse kutlamaları engelleyici ne varsa şu anda o yaşanıyor 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda. Onun dışında... Gezi Parkı tarafına gözümüzü çevirdiğimiz zaman özellikle gezi olaylarında çimlere, ağaçlara zarar veriyorlar şeklinde buradan insanların kovulduğunu biliyoruz ama şu anda o çimlerin üstünde polis ekipleri şu anda kahvaltılarını yapmaktalar. Şimdiden de çok fazla sayıda Gezi Parkı içerisinde birazdan ekranlara da getireceğiz. Çok fazla sayıda çöp oluştuğunu, daha ilk saatlerden çok fazla sayıda atık oluştuğunu
söyleyebiliriz. Birazdan bunların hepsini buradan aktarmayı sürdüreceğiz. Onun dışında şunları söyleyelim. İETT otobüsleriyle çok sayıda polis bu noktaya geldi. Şu anda bizim bulunduğumuz yerden gözlemleyebildiğimiz aslında daha fazlası var ama şu anda 400-500 kadar çevik kuvvet ekibini bulunduğumuz noktadan görebiliyoruz. 6 toma buradan sayabildiğim kadar 6 toma var. Aynı zamanda Kazancı yokuşu olduğu gibi Taksim'e çıkan bütün noktalarda polis barikatları ve polis bariyerleri oluşmuş durumda Semra Topçu. Hemen hepsinde de çevik kuvvet ekiplerinin 20'şer 30'lu gruplar halinde her çıkışı tuttuğunu görüyoruz. Bununla da yeterli değil. Sürekli olarak da buraya İETT otobüsleri içinde polislerin taşınmaya devam ettiğini de söyleyebiliriz. Evet Can Coşkun, anlıyoruz ki Taksim vatandaşa kapalı ama polise açık. Şu anda çimlerin üzerinde kahvaltı yapıyorlar dedin, piknik havasında. Evet. Ama vatandaşa kapalı değil mi? Sözlerinden ben bunu anlıyorum. Evet doğrudur. Aynen öyle. Bugün 1 Mayıs işi var ama şu anda Gezi Parkı halka, vatandaşa kapatılmış durumda. Ama şu anda polislerin burada kahvaltı yaptıklarını görüyoruz. Onun dışında meydana en ufak demirinde ise kuş bile uçurtulmuyor. Meydana girişler tamamen kapatılmış durumda. Sizin de bileceğiniz üzere. Evet, sana AKP'li tekrar görüntülü bağlanalım Can Coşkun. AKP'li belediye başkanı da pankartla kutluyor. Neyi kutluyor? Barikatların, polislerin ve tomaların bayramını. Evet, engellemeyi kutluyor. Engellemeyi kutluyor. Bayramı engellemeyi kutluyor. Öyle sembolik pankart asmış ama içeriği boşaltılmış. Şimdi neyin bayramı? Şunu netleştirelim mi? Yani siz de çok hemfikirsiniz zaten bu konuda. Taksim neden önemli? Bir netleştirelim mi? Taksim şu nedenle çok önemli. Taksim 1976 yılında ilk defa ülkemizde yığınsal ve kitlesel bir şölenle Taksim'de İşçiler bayramını kutladılar. Gerçi o zaman yasal bayram değildi. Ama işçiler 1 Mayıs'ta Taksim'de. Öyle kutlandığı zaman hemen iktidarlar, siyasi iktidarlar yıllardır böyle ama bu son iktidarın yaptığı hiçbir iktidarınkine benzemeyecek bir zulüm. Ne bir hukuk devletine yakışıyor ne demokratik bir devlete yakışıyor. 77'de işçiler orada mitingde çatışma çıkarıldı. Çıkarılan çatışma sonunda işçiler yaşamını kaybetti. Yani orası kan dökülmüş bir alan ve orası artık işçiyle özdeşleşmiş bir alan. İşçinin yılda bir kez o alana gidip bayramını kutlamasından ve bunu istemesinden daha doğal ne olabilir? Yani inanılır gibi bir şey mi bu? Oraya gidecek, kaybettiği işçilerini anacak, o saygı duruşunda bulunacak, sonra da coşkuyla bayramını kutlayacak. Birlikte nitekim diyorum içinde ki 2011 Mayıs'ta, bu bütün sendikaların katılımıyla, bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün halkın katılımıyla dünyaya çok güzel bir fotoğraf verildi ve çok güzel bir bayram kutlandı. Yani müdahale edilmediğinde, yasak olmadığında işçiler bayramını bayrama yaraşır bir biçimde konuşuyorlar. Peki bu anlayışı neye bağlayalım? Şimdi Gezi'den geçen bu yıl 1 Mayıs'ta bu anlayış bir Taksim korkusu var başbakanımızda. Yani Gezi'de de ağaçlarla ilgili o yaşanan... Hayır başbakan, şimdi ülkenin başbakanı, işçinin de başbakanı. Böyle bir başbakan olabilir mi? Günler öncesinden Taksim, niye Taksim'e çıkacaklar? Şımarıklık yapıyorlar, marjinal davranıyorlar. Neden Taksim? Neden o alan değil de öbür alan? Neden Taksim değil? O zaman yanıtını verin. Niçin Taksim değil? Terör dediler. Niçin terör dediler olsun? Semra'nın niçin terör olsun? Örneği var. 2010 yılında yine bu iktidar, yine bu zihniyet. Gidip 1 Mayıs'ımızı kutladık. Ama İstihbarat hep var diyor vali. Ne istihbaratı var? Varsa önlem alsın. Yani hükümeti yönetenler kimden yakınıyor? Varsa önlem alsın. Elbette istihbarat olacak. İşçi sınıfında ne istihbarat olacak? Şu şapkamızı alıyoruz elimize. Bir de işte son yıllarda bu iktidardan dolayı limon alıyor insanlar, maske takıyor. Yani insanca gidip bayramımızı kutlayamıyoruz. Adı üstünde bayram. Yani bayram nasıl olur? Başbakan'a, ülkeyi yönetenlere anlatmak lazım. İçişleri Bakanı'nın konuşmasını dinleyince çocuklar bile korkuyorlar. Yani diyecekler ki baba gitmeyin, ne bayramı, size bir şey olacak. Gözaltılar, insanlara yapılan şeyler. Yani evet, bir akaretlerde görüntüler Halk TV'nin önünden görüntüler geliyor şu anda. Evet. Bakar mısınız? Bazı sokaklar evet, ıssız. Issızlaştırılmış. Hayaletçe, hayalet bir şey. Dünya kenti İstanbul ve dünya gerçekten bizi izliyor.
Ve gerçekten dünya sendikal hareketi şimdi anlayamıyor bunu, biliyor musunuz? Şimdi sıkı yönetim günlerinde yaşanan görüntüler gibi. Aynen, öbek öbek polisler gibi. Var. Gördüğünüz evet. üzere akaretlerde polisleri gösteriyor bize görüntüde. İnsanlar yollar kapalı ama polislere açık görüldüğü gibi polisler öyle. İnsanları yollara sokmamakla aynen görevlendirilmiş. Öyle. O yollar kullanılmayacak. Açıklanan öyle. Yolların dışında da kullanılmayan yollar var, onu anlıyoruz. Ne oldu? Geçen sene yine işçi sınıfını diski işte diskinle birlikte Taksim'e yürüyenlere yasaklandı. Bizim giremediğimiz alana gençlerimiz girdi, çocuklarımız girdi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle yaparsanız karşılığını görürsünüz. Yani bir terörü yaratan hükümetin kendisi. Olayı yaratan hükümetin kendisi. Şimdi orada işçiler günlerdir direnişte. Uyanmışlar, bayramlarını kutlayacaklar. Aynı zamanda sorunlarını dile getirecekler. Evet. Yani 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma demek. Birlikte olacağız, dayanışacağız, mücadele edeceğiz. Ne için? Haklarımız için mücadele şimdi edeceğiz. Şimdi bir çifte standart var. Benim dikkatimi çektiği için hani burada başka bir siyaset yapmak adına söylemiyorum ya da size siyasi bir soru sormuyorum. Sadece çifte standardı ortaya koymak açısından sormak istiyorum. Şimdi 21 Mart'ta Nevruz'da, Diyarbakır'da insanlar Öcalan posterleri açtılar ve Öcalan sloganlarıyla, özgürlük sloganlarıyla Nevruz'u kutladılar. Bir müdahale olmadı. Bir olay da olmadı. Şimdi işçiler daha mı kötü bir şey söylüyor da taksiye gidemiyorlar? Hayır, niye daha kötü bir şey söyleyelim? Haklarımızı istiyoruz. Yani Öcalan'ı özgürlükten daha kötü bir şey mi söylüyor da işçilere hayır, engel olunuyor? Hayır, haklarımızı dillendiriyoruz. Başbakan sendikaları da yandaş ve karşıt olarak ayırdı. Her kesimi bir ayırıyor. İnanılır ama buraya gibi izin mi? Yok, oraya bakın, izin var. Bakın, çifte standart işte. Bütün dönemlerde bütün 3 işçi konfederasyonu, 3 kamu çalışanları konfederasyonu, sivil toplum örgütleri birlikte emek platformu adı altında birlikte kutlardı. Onları bile ayrıştırdı. Onları bile ayrıştırdı. Yani inanılır gibi mi? Çalışanların hepsinin, işçilerin ayrışması söz konusu olabilir mi? Kamu çalışanları söz konusu olabilir mi? Sendikalar arasında ayrım olabilir mi? Başbakan bazı sendikaların genel kurullarına gidiyor, bazılarını görmezden geliyor. Bazılarını hemen yaftalıyor marjinal diye. Hak istemek marjinallik mi? O zaman ben de bu yaşımda, bu kadar yılın mücadelesiyle diyorum ki evet, ben hak isteyen bir kadınım. Kadınlar haklarını istediği zaman bunlar marjinal kadınlar diyorsunuz. İşçiler haklarını istediği zaman bunlar marjinal. O zaman ben marjinal biriyim diyorum. Yani bu yaşta bu tanımı, hakikaten bu tanımı kendimle özdeşleştiriyorum. Yani o zaman böyle ben bir şey marjinalim olabilir diye mi? Kabulleniyor musunuz? Evet, tabii ki marjinalim. Hak istemek, mücadele etmek marjinallikse tabii ki marjinalim. Yani biz günlerce bakın Basisen sendikası olarak biz banka, sigorta, finans sektöründe örgütlü bir sendikayız. Aylardır eğitimdeyiz temsilcilerimizle. Eğitimde herkes sordu, 1 Mayıs'ta ne yapacağız başkan? İşte örgütümüz karar aldı. Gördüğünüz gibi şapkalarımız, pankartlarımız hazır. Bizim tek silahımız pankartımız, elimizde şapkamız. Bir de bildirilerimiz, başka bir şey yok ki. Bunlar silah mı? Düşüncelerini açıklamak bir sendikanın, bu silah mı? Bununla gideceğiz. Bildirimiz. Burada ne var? Dünyadaki 1 Mayıs mücadelesinin hikayesi var. Hikayesiz değil ki. Bizim hikayemiz var. Hikayesi olmayanların bizi anlaması, hak hukuk diye gelenlerin hakkı gasp etmesinden daha kötü bir şey olabilir mi? Yani bu dünyanın gözü önünde yaşanmıyor mu bu? Ve insanları niçin Taksim'de halk da bazı insanlar da neden Taksim'de ısrar ediyorsunuz? Neden etmeyelim? Taksim İstanbul'da yaşayan bütün yurttaşların meydanı. İşçinin, kadının, gencin, yaşlının, herkesin meydanı. Yani ben bakın Duisburg'da bir mitinge katıldım. 1 Mayıs mitingine. 2007 yılında Almanya'da SPD milletvekilleriyle önce yürüdük. Çocuklarını arabalarla getiriyorlar. Şimdi çocuk götürmek mümkün mü böyle bir alana? Ne olacağı belli olmayan tabii, bir durum söz konusu. Sonra gittik miting alanına güle oynaya. Arkasından konuşmalar yapıldı. Arkasından açık büfe, biliyor musunuz o alanda, meydanda. Herkes gidip yemeğini yedi. Tam bir şölen havasında müzik çalıyor, gitarlar, insanlar yürüyor. Gereği gibi diyorsunuz. Ya yani nasıl karnaval gibi. Semra Hanım, karnaval gibi. Giysileriyle, işte arzu bizim gibi giyinip bayram günü en güzel şeyimizi giymeye özen gösteriyoruz. Evet, bu bir görüntü yayınlıyoruz arkadaşlar. Bir bilgi verebilirseniz biz de aktaralım ne olduğunu. Burası Beşiktaş mı acaba? Evet, Beşiktaş'ta
Az evvel ne olmuştu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsü çekilmeye çalışılmıştı. Bir arbede yaşandı. 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların serbest kaldığını ifade ettik. Şimdi Beşiktaş'ın önünde bekleyiş sürüyor. Beşiktaş'ta ilçe başkanlığının önünde yürüyüş için toplanmalar var, hazırlıklar yapılıyor. Evet, o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Az evvel bir ambulans gördük, ben de merak ettim acaba bir sıcak durum mu var diye. Henüz onunla ilgili bir bilgi gelebilmiş değil. Bir Cüneyt'e bağlanalım isterseniz, orada ne olduğunu. Bir klip vardı, o klibi getirelim ekranlara. Aslında 1977'yi hatırlatan bir klip. 1 Mayıs marşını da dinleyelim, bir dinleyelim bu sabah bari. 1 Mayıs'tan Gezi'ye 1 Mayıs klip var elimizde. Gezi görüntüleri de harmanlanmış ve Ruhi Su'nun o 1 Mayıs'la ilgili şarkısı, evet, vardır ya, ellerinde pankartlar. Evet. Onunla yapılmış bir klip. 1 Mayıs klip. Evet, az önce girdiğimiz değil arkadaşlar. Yeni bu. O dün akşamın klibiydi. 1 Mayıs klip. Tamam. Evet, Ruhi Su'nun düzenlenmiş bir şarkısı, ellerinde pankartlar. Evet, izleyelim. Az evvel klipte de izledik. Taksim'in anlam ve önemini aslında biraz da bu görüntüler de anlatıyor. Ruhi Su'nun o güzel şarkısı da, türküsü de anlatıyor. Ona karşı hiçbir bayram görüntüsü görmedik ne yazık ki. Hep çatışma, savaş. Evet, Gezi'den 1 Mayıs'a dedik. Birkaç yıldır 1 Mayıs'larda evet, hep aynı görüntüleri hep görüyoruz. Aynı görüntüler. Evet, Makbule Cengiz hattımız da DİSK Genel Merkezi'nin oradaydı, Şişli'deydi. Şimdi zannediyorum Kanibeko da geldi. Başka siyasetçiler de var galiba bölgeye ulaşabilen. Makbule'ye soralım. Makbule Cengiz, durum nedir Şişli'de? Evet. Ha, içerideyiz. Süleyman Çelebi'yi görüyoruz, Sarıgül'ü görüyoruz. Makbule'de hattımızda DİSK Genel Merkezi'ne siyasi destek gelmiş gördüğümüz üzere. Makbule Cengiz, seni dinleyelim. Evet Makbule, duyabiliyor musun?
Sesle bir sorun yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Süleyman Çelebi'yi görüyoruz. Sarıgül'ü görüyoruz. Meşhur kırmızı kaza. Evet. Sendika kökenli bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili şu anda. Siyasi desteğe gitmişler DİSK Genel Merkezi'ne. Geçen yılda birkaç yıldır da hep aynı şey yaşanıyor. DİSK üyeleri binaya hapsediliyorlar adeta. Kesinlikle. Gazlanıyorlar bina bugün içerisinde. Bugün biraz kapıya çıkmışlar. Evet. Sezgin Tanrıkulu bu tarafta görünüyor. Musa Çam görünüyor. Evet, Makbule'yi de görüyoruz. Makbule de hattımızda mı tekrar? Evet Makbule, seni dinleyelim. Biz genel merkezinde bir siyasi destek olduğunu söyledik. Arzum, siz de böyle olabilir miyiz? Evet Semra Topçu, DİSK Genel Merkezi'ndeyiz. Evet, DİSK Genel Merkezi'nde bir siyasi destek olduğunu söyleyelim. Aşağıdaydık işçilerle birlikte. Şimdi yukarı çıktık. Kimler var burada? Mustafa Sarıgül DİSK Genel Merkezi'ne ve buradaki 1 Mayıs'ı kutlayacak olan sendikalara desteğe geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu burada ve CHP'li milletvekilleri buradalar. Şu anda salonu gösteriyoruz size DİSK Genel Merkezi'nde. Kanibeko'dan Lame Özgen'e kadar çok sayıda sendika temsilcisi, yetkilisi burada. İsterseniz biraz mikrofonlarımızı uzatalım. Hem sendika temsilcilerine hem de siyasi ilere. Sayın Sarıgül günaydın. Siyasi desteğe geldiniz. Aşağıdaki hali gördünüz. Buraya gelirken neler yaşadınız? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bütün yollar kapalı. 14 noktayı zorladık buraya gelmek için. Adeta bir sivil sıkı yönetim var. Bu demokrasi ayıbı. 21. yüzyılda böyle bir olayın olması gerçekten Türkiye adına çok üzüntü verici bir olay. 2 sene önce Süleyman Çelebi başkanımız bütün DİSK'le beraber, bütün işçilerle beraber, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Taksim Meydanı'nda bütün alın teri ve emek coştu. Haklarını, hukuklarını, taleplerini, isteklerini, önerilerini en güzel şekilde halaylar çekerek haykırdılar. Bugün neden Taksim Meydanı kapatılıyor anlamak mümkün değil. Sayın Sarıgül, CHP'li gençlik kolları üyeleri gözaltına alındı Beşiktaş'ta. Devamında serbest bırakıldılar ama her tarafta bir abluka var. Daha önce böyle bir 1 Mayıs bir süredir en azından görüyor muydunuz? Ben 12 Eylül'ü yaşadım. 12 Eylül'de dahi böyle bir sıkıntılı durum yoktu. İktidar meydanları kapatarak halktan korkuyor. İktidar işçilerden korkuyor. İktidar halkın kendisine vermiş olduğu yetkiyi devlet gücü olarak kullanıyor. Ve bu Türkiye için çok üzüntü verici bir olaydır. Bugün demokratik ülkelerde 1 Mayıs alanlarda, meydanlarda çok coşkulu bir şekilde kutlanırken ülkemizde 1 Mayıs'ın bu şekilde bir tecrit edilmesi, adeta meydanların kapatılması bir demokrasi ayıbıdır. Bugünkü iktidarın gerçekten düşünmesi gereken bir olaydır. İktidar bu kadar oy aldığını söylüyor. İktidar bu kadar güçlü olduğunu söylüyor. İktidar %40'ın üzerinde oy aldığını söylüyor. O zaman niye korkuyor halktan? Meydanları niye kapatıyor? Bu soruyu sormak lazım. Çok teşekkürler Sayın Sarıgül. Sayın Çelebi, çok yorgun olduğunuzu görüyorum. Zannediyorum buraya gelmek için sabahladınız herhalde. Buralardaydınız. Sabahın çok erken saatinde çıktım her şeyden önce. Ben 6.30'dan beri buradaydım. Zaten arkadaşlar geceden kalanlar var tabii burada. Hem DİSK binasında. Sabah giremediler değil mi Sayın Çelebi? Birçok yerden girişler engelli. Yani biz milletvekili olsak da diğer arkadaşların buraya gelişi engellendi. Şu anda köprüler kapatıldı. Abluka var. Yani biraz önce Mustafa Bey de söyledi, sevgili Sarıgül de ifade etti. Bu abluka altında. Yani herkesin adım attığı bir sürecin engellendiği, yani sokağa çıkma hakkının engellendiği bir süreci yaşıyoruz. Tam bir ceberrut anlayış. Bu böylesi baskıcı, böylesi teklifçi, tam bir diktatör havası edasıyla bir belirleme yapmışlar. Bu belirlemenin sonucu da bu olumsuzluklar yaşanıyor. Tabii biz burada, bütün sendika başkanları şimdi buradayız. Sanıyorum biraz sonra da beraber yola çıkacağız. Umarım bir engel çıkartmazlar. Ama ben şunu görüyorum ki bu iktidarın bugünkü uygulaması, bugünkü yapısıyla, bugünkü anlayışıyla tam da bir baskıcı, faşist bir anlayışı
burada egemen kıldığını görüyoruz. Beşiktaş'ta müdahaleleri duyuyoruz. Başka alanlarda katılmak isteyen otobüslerin önlerinin kesildiğini, halk daha doğrusu bırakın seyahat etme özgürlüğünü, sokağa çıkma özgürlüğünü neredeyse kullanamaz hale gelmiştir. Tam bir ceberrut, tam bir abluka altındayız şu anda. Umuyorum ve diliyorum. 1 Mayıs'ları biraz önce sevgili Sarıgül söyledi. Biz bu bedelleri bu binada çok yaşadık daha önce. Daha önce bu mücadeleleri verdik. 2004'ten başladı. 2007'de, 2008'de, 2009'da olan olumsuzluklar var ama 2010'da da, 2011'de de, 2012'de de müthiş bir buluşma oldu. Dünya örnek bir Mayıs olarak gösterildi. Bugün bu daha mümkünken tam bir kıyıma uğratıyor ve tam bir ayrıştırma politikasıyla, gerilim politikasıyla besleniyor başbakan. Başbakanın beslendiği nokta burası zaten. Başbakan gerilimden besleniyor, ayrıştırmadan besleniyor. Tam bu gerilim politikaları üzerinden de politika öğretiyor. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Evet, Sezgin Tanrıkulu'na dönmek istiyorum. Sayın Tanrıkulu, sabahtan bu yana CHP'nin gençlik kolu yöneticileri Beşiktaş'ta gözaltılarla ve çıkamama durumuyla karşılaşıyor. Burada bir abluka var. Neler söylemek istersiniz efendim? Yani bu bir olağanüstü hal. İlan edilmemiş olağanüstü hal. Hatta ilan edilmemiş sıkı yönetimdir. Bu görüntülerden ve bu görüntüleri Türkiye'ye yaşatan, dünyaya gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ve başbakanın bu görüntülerden utanması lazım. Gerçekten ben 2014 yılının bu günlerinde utandım. Bir yurttaş olarak utandım, bu görüntülerden utandım. Eğer halen Türkiye bir bayramı bu görüntülerle kutluyorsa, kutlamaya çalışıyorsa bunun birinci derece sorumlusu başbakandır ve iktidardır. Ben buradan bir uyarıda bulunuyorum. Bu 1 Mayıs'ı tarihe aktarılacak bir travma güne dönüştürmesin başbakan. Aklı salim ve sağduyuyla eğer kalmışsa kendisinde talimatını versin ve burada bulunan insanların ve yurttaşların Taksim Meydanı ulaşmasını engellemesin. Yoksa bu bir tarihi travma olur ve bunun bedelini kendisi yaşamı boyunca öder. Manevi sorumluluğunu öder. Kendisinin son bıraktığı miras kendi siyasi partisine, kendi siyasi geleceğine ve kendi kuşaklarına bir travma olmamalıdır. Bir kez daha kendisini uyarıyorum. Evet, makbul et. Teşekkür ediyoruz sana da. DİSK Genel Merkezi'ndeyiz. DİSK temsilcileri burada. Çeşitli sivil toplum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Makbule. Beşiktaş'a dönüyoruz. Cüneyt Akman karşımızda Skype üzerinden. Beşiktaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsü çekilmek istendi. Orada CHP'liler engel oldular. Oturma eylemi yaptılar. 3 kişi gözaltına alındı. Ve bu görüntülerden sonra serbest bırakıldıklarını da öğrendik. Durumu alalım Cüneyt Akman'dan. Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz? Cüneyt Bey, söz sizde. Öyle mi? Tamam. Peki şu anda Beşiktaş'ta tam Barbaros Bulvarı'nın girişindeyiz. Bütün yol kapatılmış vaziyette. Aslında bütün çevre yolları kapatılmış vaziyette. Hem şöyle dönecek olursam aslında buradan polis kuvvetlerini görebiliyoruz. Bir adet Toma, arkasından çeşitli polis kuvvetleri, dikkat ederseniz eğer görebiliyorsanız hepsinin de üstünde gaz maskeleri var. Bu gaz maskelerini 20-25 dakika kadar önce taktılar ve tabii doğal olarak insanlarda acaba bir müdahale mi oluyor izlenimi oldu ama şu anda durum sakin. Hemen bu tarafa doğru gelecek olursak insanlar burada beraberce halay çekiyorlar ama yerdeki biz de buradayız diyen Gezi şehitlerini görebiliyoruz. Onların resimlerini ve işte burada ellerinde pankartlar, ellerinde pankartlar, ellerinde pankartlar. Evet, bu tarafta da halay çeken CHP'liler ve başka gruplardan insanlar var. Fakat küçük bir yere sıkışılmış bir vaziyette.
hem önden hem arka taraftan, yani hem Zincirlikuyu girişinden hem de Beşiktaş gelişinden CHP'nin merkezinin önü kesilmiş vaziyette. Dolayısıyla insanlar gelemiyor kolay kolay ve kalabalık da ister istemez az bir vaziyette. Onların yavaş yavaş çoğalmasını bekliyorlar. Şimdiki halde sakin. Sanıyorum 9-9.30'a kadar en azından buradaki insanlar herhangi bir harekete geçmeyecekler. Görünüş o şekilde. Polis de sakin şu anda. Her iki tarafta birbirini kolluyor. Basın olayları seyrediyor. Şimdiki durum bu şekilde. Yani 9.30'a kadar zannediyorum işte hareket olur. Eğer polisten bir ani müdahale olmazsa. Cüneyt Akman, şunu sormak istiyorum. Cüneyt Akman, kalabalık artabiliyor mu? Her yer abluka altında, yollar kapalı. Gelebiliyor mu insanlar? Çok zor. Yani normal şartlar altında burası şimdi kalabalıktan geçilmemesi gerekirdi. CHP'li yetkililerle falan da konuştuğum zaman onlar da diyorlar ki evet birçok arkadaş karşı taraftan gelemiyor. Bu civardan da gelemiyorlar. Çünkü her yer kapatılmış vaziyette gerçekten. Burada çok sayıda milletvekili de var. CHP il örgütünün yöneticileri de var. Oğuz Kağan Salıcı burada, Aykut Erdoğdu burada, Cihan Er burada, Murat Hazinedar belediye başkanı Beşiktaş'ı burada. Herkes bekliyor velhasıl. Kalabalık artıyor. Artıyor ama çok yoğun geçmesi imkansız. Evet, şu anda bir müdahale olabilir. Çünkü hareketlenme başladı. Herkes gaz maskelerini tekrar giydiler. Cüneyt Akman, görüntüyü çevirebilirseniz biz de görebilelim. Evet, görüntüde de donma oldu Cüneyt Akman'ın sağlamaya çalıştığı görüntüde. Şu an Doğan Haber Ajansı'nın görüntülerini aktarıyoruz. Beşiktaş'ı görüyoruz. Toma yaklaşıyor göründüğü üzere. Orada toplanmış olan insanların üzerine Toma hareket etti sevgili izleyiciler. Polislerin önünden hareket etti, göstericilere doğru ilerliyor. Evet, Beşiktaş'ta CHP ilçe başkanlığı önünde toplanmaya başlayan kalabalığa doğru Toma hareket etmiş görünüyor. Zaten kalabalık artmıyor demişti Cüneyt Akman. Cüneyt Akman'ın aktarımlarına göre ulaşmaya çalışanlar zaten İstanbul abluk altında olduğu için kapalı bugün. Bazı gazeteler böyle demişti, İstanbul kapalı bugün. Ulaşamıyorlar zaten ama ulaşan kalabalıklara da görüldüğü üzere polisin müdahalesi olacak gibi görünüyor. Polis hareketlendi, maskeleri taktıklarını ifade etmişti Cüneyt Akman az evvel. Şu anda da Toma hareket etti, göstericilere doğru bir manevra yaptı, onu gördük sevgili izleyiciler. Evet, bu da akaretler önünde sevgili izleyiciler. Görüntüyü aktarıyorduk. Bomboş, ıssız bir cadde akaretler şu anda. Gezi döneminde hatırlayacaksınız bu açıdan özellikle zaman zaman saatlerce insan geçişlerine tanık olmuştuk. Bu bölge Taksim'e açılan, Taksim'e geçişlerde kullanılan bir güzergah. Ama şu anda polis kapatmış durumda. Issız bir görüntüsü var akaretlerin. Evet, Cüneyt Akman da bir görüntü sağlamaya çalışıyor arkadaşlar bu arada. Onun da kontrolünde olalım. Sevgili yönetmenimiz Umut görüntü sağlamaya çalışıyor. Ben görüyorum burada. Ve şu anda CHP otobüsünün hareket ettiğini görüyoruz. Polisin az evvelki görüntüye dönebilir miyiz? Orada gördüğüm bir ayrıntı vardı, hareketlenme vardı. Doğan Haber Ajansı'nın görüntüsüne geçebilir miyiz? Cumhuriyet Halk, evet, polis müdahale ediyor sevgili izleyiciler. Beşiktaş'ta polis müdahale ediyor. Gaz bombalarını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsü hareket etmişti. Toma manevrasını yaptıktan hemen sonra polisleri yavaş görüyoruz. Yavaş geri gel, Toma. 40 geri gel. Geri gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş geri gel. Söyledi. Ya atma. Sayın Bekir, bırakın. Tamam, elleme. Elleme, tamam. Gel geri. Türkiye'den 1 Mayıs görüntüsü bu da. Sabahın 8.54'ü, saat 9 olmadı. Bir de marşınız var ya, bizim günlerin bugün getirdik. Tam ona uydu. Günlerin bugün getirdik.
suydu. Baskı, zulüm, toma, barikat. Evet, toma devam et. Toma devam et. Yaşar Seyman'la birlikte yaşadığımız görüntüye, bu görüntülere şaşkınlığımızı ifade etmek istiyoruz. Hakikaten kesinlikle bugüne yakışmıyor. Bugüne yakışmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığında toplanan gruba yönelik. Kullanılan sözcükler bile savaş sözcükleri. Abluka, gözaltı. Evet, Cüneyt Bey hattımızda. Onu dinleyelim. Cüneyt Akman hattımızda. Evet, polisin müdahalesinin ardından yaşananları aktarsın bize. Cüneyt Akman, geçmiş olsun. Gaz bombaları atıldı. Şimdi de Tom'a su sıkıyor. Neler yaşıyorsunuz orada? Valla sesimden anlayabiliyorum. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum. Durduk yerde yani. Evet, sen zaten demiştin ki 9.30'a kadar beklenecek burada. Öyle görünüyor demiştin. Hayır. CHP'liler açısından. Öyleydi karar. Fakat tabii onlar aynı karara uymadılar. Durduk yerde hiçbir şey yok yani. Birden dedim ya size, maskelerini takmışlar diye. Hemen arkasından bir uyarı geldi. Yani uyarının arkasında insanların uyarıyı dinleyip bir şey yapıp yapmaması bile beklenmedi. 1-2 dakika içinde hemen gazlar atıldı. CHP otobüsü tam manevra yapıp caddeye doğru çıkmaya çalışıyordu. O anda gaz bombalarını attılar. Çok yoğun gaz vardı. Zaten çok az henüz kitle yeterince birikmemişti. İnsan sayısı. Çok da kalabalık değildi Cüneyt Akman, benim gördüğüm daha henüz grup oluşmamıştı diye düşünüyorum. Orada bekliyordu insanlar daha da kalabalık olup hareket etmek için. Dediğin gibi biz de gördük, tam CHP manevra yapıyordu, CHP otobüsü. Belki hani çekileceklerdi bir tarafa, onu bilemiyorum, ne müşevre ettiklerini bilemiyorum şu anda ama ardından hemen müdahale geldi gördüğüm kadarıyla. Biz de görüntülerde yansıttık an be an. Şu anda da polis Toma aracı gaz su sıkmaya devam ediyor. Bizim ekranlara yansıttığımız görüntü böyle. Sen biraz rahatlayabildiysen biraz tasvir et gördüklerini. Evet, Cüneyt Akman sanıyorum hattımızda değil arkadaşlar. Hatta bir sorun var. Evet. Bu arada ben bir yandan da gazetelerin girdiği son dakikalara bakmaya çalışayım. Ne ayrıntılar aktarılmış diye. Cumhurbaşkanı, başbakan hep biz işçi çocuğuyuz diyorlar. Acaba izliyorlar mı bu görüntüleri? Evet. İşçi çocukları, işçilere nasıl bir Mayıs'ı, yakışıyor bayramı, acaba? Nasıl bir Mayıs'ta bayram yapmasını layık görmüyorlar. Yani Türkiye işçi sınıfı bayram yapmaya layık bir sınıf değil mi? Bir emekçiler değil mi? Çok yaratan, üzüntü verici üreten, hakikaten bu görüntüler gerçekten çok üzüntü yıllardır verici. Artık. Günün ilk müdahalesi yani. Geldi, günün ilk müdahalesi Beşiktaş'ta geldi. Cüneyt Akman biraz rahatlayabildiyse bize aktarabilir mi son gördüklerini, şu an yaşadıklarını? Tabii. Şimdi hemen söyleyeyim, dediğim gibi ben ortalık nispeten sakin ama polisler gaz bombalarını, pardon gaz maskelerini taktılar dedikten hemen sonra müdahale başladı. Yani bir uyarı yapıldı ama uyarının sonucu bile pek beklenmedi. Her an gaz atma ama şu anda da çarşının içine doğru, yani Barbaros Bulvarı'ndan içeriye giren hemen CHP İl Başkanlığı'nın kapısının olduğu yere doğru arka arkaya yanındaki Tom'a gaz bombası atmakla meşgul şu anda. Arka arkaya daha önce de şey yaptılar. Şimdi polisler de hareketlenmeye başladı. Yolu açmaya çalışıyorlar çünkü çeşitli tubalar ve şeyler, yani normal belediyenin zaten var olan tubaları nedeniyle Toma sokağa giremiyor, tubaya saplanmış vaziyette. Oradan kendini kurtarırsa içeriye doğru gidip daha fazla gaz tutmak üzere harekete geçecek, öyle gözüküyor. Şu anda giriyor, evet, fakat yine dumadan geçemedi. Polis şu anda hareketsiz, onun dışındaki yani yaya polis kuvvetleri diyeyim hareketsiz. Ama her iki tarafta da birer Toma ileri geri aşağıya doğru, yukarıya doğru giderek hem geniş hem iş istikametinde Marmaros Bulvarı'ndaki ana caddede gaz ve su sıktılar.
sesleri duyuyorsunuzdur. Hala gaz bombası atılıyor. Atılmaya devam ediliyor. Şimdi Soma buradan giremedi. Bu arada birisi mi yaralandı acaba? Durun durun diye Soma'ya işaret ediyor insanlar ve o tarafa koşuyorlar. Birisi mi yaralandı acaba? İnsanlar sakin olun çağrıları yapıyorlar birbirlerine. Bu telaş ne oldu şu anda tam anlamış değiliz. İnsanlar ellerini kaldırıyorlar ve polis kısmen geri çekildi. Ne olduğu anlaşılamıyor. O tarafta içeride Mısır sinemasının eski Mısır sinemasının içinde tiyatronun olduğu yerde insanlar geriye geliyor. Fakat otoritler gazdan da geçilmiyor doğrusu. Evet, bakıyorum bu noktada. Hayır, şu anda yaralı herhangi biri gözükmüyor. Ama ne oldu? Züleyt Akman, dilersen ne olduğunu anlayalım. Öyle izleyenlerimize bilgi verelim. Telaş yaratmayalım. Bir reklama gidelim. Biz de bu arada reklama geçmek herhangi zorundayız. Bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Bir an orada ciddi bir telaş ortaya çıktı. Ne oldu diye geldim baktım. Sadece şiddetli gaz atılmış vaziyette. İnsanların ondan kaynaklanan bir tepkisi olsa gerek. Evet, tekrar bağlanacağız sana Cüneyt Akman. Yeni aktaracağım bilgilerle birlikte görüşmek dileğiyle şimdilik diyoruz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Bayrama yakışmayan görüntüler yaşıyoruz. Günün ilk müdahalesi Beşiktaş'a geldi. Polisin gaz ve tazyikli suyla müdahalesi devam etmekte. An be an gelişmeleri aktaracağız. Türkiye'nin bu olağanüstü hal görüntüsünü, Türkiye'nin bu sıkı yönetim görüntüsünü aktarmaya sizlere devam edeceğiz.